Artık ilişki testine geçelim mi? Geçelim Aslı. Çok heyecanlısın. Hadi çok eşini ara. Efendim hayatım. Ne yapıyorsun aşkım? İyi hayatım, sen ne yapıyorsun? İyi, müsait misin? Müsaitim. Aslı'nın soru soracak sana. Peki. Şimdiden söylüyorum, iyi dinle, iyi cevap ver bak. Tamam. Bugünün tamam. Akşamı da var, unutma. Veriyorum. Tamam hayatım. Ay, tamam hayatım diyor bak maşallah. Merhaba Yunus, nasılsın? Merhaba Aslı Hanım, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Şimdi ilk soruyu biliyorsun, eşine ardından sana yönelteceğim hazırsan. Tamam. Tamam, sessize alıyorum seni. Korktum. Şimdi bak çok şahane bir soru geliyor. Bugünlerde çok konuşuldu bu. Çok konuşuldu, çok. Dizi izliyor musun? Yani. Bizim kanalımızda çok güzel bir dizi var. Özellikle orada konuşuldu. Hadi bak hatırlayacaksınız, soru geliyor. Şimdi ablacığım evlendiniz. Evet Aslı Hanım. Birinci ayınızın sonunda hesabında yüklü bir para. Evet. Ve açıklama kısmında gelin maaşı yazıyor. Gelin maaşı. Evet, gelin maaşı yazıyor. Eşinin ailesi sana para yatırmış. Evet. Her ay rutin gelin maaşı olarak hesabına bu para gelecek. Şimdi A, çok sinirlenirsin ve iade edersin. Ya da B şıkkı olarak Allah bereket versin deyip kabul edersin. B. B. Allah bereket versin. B. B. Niye sinirlenelim parayı gelin maaşı. Ama ne zaman göndereceği de belli. Şimdi atıyorum aranızda bir diyalog geçmiştir kötü. Onu fesatlığına atmıştır. O zaman sinirlenirim. Ne ima ediyorsun sen derim. Ha. Yok, ama hani ailenin kuralı böyleymiş. O zaman Allah bereket versin. Ailede, aile dedisinde olduğu gibi. Evet. Devinin hesabına kayınvalidesi yatırttı biliyorsunuz. Evet. Aslan'la evli olduğu için. Evet. Harika. Şimdi bir soralım bakalım eşin ne diyecek. Şimdi evlendiniz siz Damla'yla Yunus'cum. Evet. Sizin aileniz evliliğin birinci ayının sonunda Damla'nın hesabına yüklü bir para yatırdı. Sizin aile. Annen. Tamam. Ve bunun açıklama kısmına da gelin maaşı yazdı. Tamamdır. Bu her ay yatacak Damla'nın hesabına. Şimdi soru şu. Sence Damla buna sinirlenir ve parayı geri mi iade eder? Yoksa Allah bereket versin der, mutlu olur, kabul mü eder? Allah bereket versin. Aferin aşkım, niye gidiyorsun, öyle devam et. Dur bakalım. Hadi devam ediyoruz. Değilim ya. Yunus'un cüzdan, Yunus cüzdan taşıyor değil mi? Evet taşıyor. Cüzdanı ne renk? Siyah. Yunus. Efendim Aslı Hanım. Cüzdanın ne renk? Siyah. Benim. Evet evet, doğru cevap. Benim. Şimdi üçüncü soru. Ay korkuyor. Eşini fidye için kaçırmışlar. Ve senden, sizden 2 milyon TL para istiyorlar. Polisi ararsınız, eşini unut diyorlar. Tamam mı canım? Polisi mi ararsın, yoksa arsayı, evi, her şeyi satıp eşini mi kurtarırsın? Yani satıp eşimi kurtarırım. Şimdi soru geliyor. Yunus, seni kaçırmışlar ve eşine diyorlar ki 2 milyon para istiyoruz. Polise gidersen de eşini unut diyorlar. Sence polisi mi ararlar, yoksa evi, arsayı satıp seni mi kurtarırlar? Ne yapar evet. Damla ve ailesi? Evi, arsayı satıp beni kurtarırlar. Ama sessiz olun. Bu lafım sana da. Evet. Polisi arayın. Bakmayın bunlara. Ben polisi arardım direkt. Ben de polisi arardım. Yani. Ya. Gelişime bir şey yapsa bence de, aynen. Bence de. Şimdi sen dedin ki Yunus'a, babam bizimle yaşayacak. Evet. Eşin ne der? Olur der. Bir şey tamam. Demez. Yunus. Efendim Aslı. Damla dedi ki babam bizimle yaşayacak. Sen buna ne dersin? Kabul ederim. Vallahi iyi gidiyorsunuz. Beşinci sorudayız. Gerçekten. Kim daha dağınık? Yunus, eşim. Hadi bakalım. Yunus. Efendim Aslı Hanım. Sizde kim daha dağınık? Sen mi Damla mı? Ben.
Altıncı soru geliyor. Evet. Eşine yemek yaptın ve aşırı tuzlu oldu. Bunu sana söyler mi yoksa çaktırmadan yer mi? Çaktırmadan yer. Ay sizinki ne yapar? Yer. Seninki yer. Söyler hemen. Benimki hemen. Bazen söylüyor çok oldu mu böyle üst üste, bazen de yiyor yani. Belli. Ben direkt soruyorum ama yemek nasıl olmuş, tuzlu mu tuzsuz mu diye. Çünkü ben genelde tuz katmıyorum yemeğe. Evet. Midiklerim de uyumsun. Evet. Hadi soralım bakalım. Yunus. Efendim aslanım. Eşin yemek yaptı ama aşırı tuzlu olmuş. Bunu Damla'ya söyler misin yoksa çaktırmadan yemeğini yer misin? Söylemem, yemeğe devam ederim. Ay! Bravo. İyi gidiyorsunuz ya. Ay evet. Peki evlendiniz, bu eve geldiniz evet. Değil mi? Bu evde eşine yaptığın ilk yemek ya da yediğiniz ilk yemek? Makarna. Çok güzel. Zaten ya makarna ya tavuk. Evet. Hadi bakalım. Yunus, bu eve taşındınız, evlendiniz. Bu evde evet. Yediğiniz ilk yemek ne? İlk yediğimiz yemek makarna. Çok iyisiniz ya. Sekizinci sorudayız. Evin içinde olmasın Aslı'nın o da. Osman gibi. Evet. Aslı'nın gitmiştir. Yani Osman da gelin evi tarihine geçti farkındaysan Sercan. Şimdi son soru. Ay vallahi bu zor. Bunu ben bile bilmiyorum. Yani ben kendime sorduğumda bunu bilmiyorum. Evde kaç tencere var? Yunus bunu bilir mi bir de ya? Öyle bir şey var ya. Bence bilir ya. 12 ama böyle şey tek tek olduğunu söyleyin ona. Tamam. Kullandığınız sayısın. Evet. Hı, tamam. Şimdi. 12 mi? 12. Şimdi son sorumuz geliyor. Çok iyi dinle. Dinliyorum aslanım. Sizin evde kullandığınız tencere sayısını soracağım. Kaç adet tencere var? Bunların içinde granit tencereler de dahil değil mi? Evet evet, dolapları, o iki dolabı say. Tek tek say. Sen koyuyordun onları. Yunus bunu bilmezsen var ya. Söyle istersen kaç tane olduğunu. Düşünüyorum aslanım. Evet düşün. Say, birlikte sayalım istersen. Say. Sağ dolapta. Sağ dolapta. Üç yan yana var. 6. Evet. Granit tencerelerden. Hı. Kaç tane? 3 tane tencere var. Bir tane de 9. Tava var. 10. Başka? 10 tane mi var Yunus? Dur şimdi abi, sayı söylemedi. Sayıyor şu an. Toplam 12 tane. Allah helal ol yani gerçekten. Aç müziği, vallahi aç müziği. Ben de sevindim ya. Aç oynamak istiyorum. O tencereleri bildi ya, daha bildi ne olsun ya. Saydı adam bütün dolap dolap evet. Tencereleri içinden böyle hayal etti. Bunu ben de bilmem, benimki de bilmez. Al hayatım. Alayım. Annenin ak sütü gibi derler ya. Aa. Ay.